Efendim, Noldoist TV kanalına yeniden hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bugün 31 Ekim, yani ben bu videoyu 31 Ekim'de yükleyeceğim. Ve bugün aslında Halloween. Halloween demek Cadılar Bayramı demek. Cadılar Bayramı demek korku filmleri, korku oyunları demek. Genelde Halloween veya işte Cadılar Bayramı olduğunda insanlar korku filmleri izleyip, korku oyunları oynayıp bunları paylaşabiliyorlar YouTube'da, Twitch'te, orada burada. Ama ben yine Noldoist TV olarak farklı bir şey yapmak istedim. Aslında benim Halloween'de, yani Cadılar Bayramı'nda korku filmi elbette izlerdim ama 93 yılında çıkan Tim Burton'ın Nightmare Before Christmas filmi aklıma geliyor Halloween ilk duyduğum andan itibaren. Ve sizlere de 2004 yılında hem Batı'da hem de Japonya'da çıkmış olan The Nightmare Before Christmas Ugi's Revenge'i tanıtacağım. Bu oyun aslında oldukça ilginç. Japonya'daki yayıncısı Capcom ve Buena Vista Games tarafından geliştirilmiş. Daha önce ben bu oyunu bir kez oynadım ancak bitirmemiştim. Bu sefer benim için de bir farklı fırsat oldu ve baştan sonuna kadar oynadım. Sizler için ele almak istiyorum, tanıtmak istiyorum. Belki Nightmare Before Christmas'ı izlemenize veya bu oyuna bir şans vermenize bir imkan olur. O halde başlayalım. Dediğim gibi Nightmare Before Christmas Ugi's Revenge 2004 yılında PlayStation 2 ve zannediyorsam da Xbox için çıkışını yapmış. Ben PlayStation 2 versiyonu oynadım. Bu versiyonlar arasında eğer varsa Xbox'a bir fark olmadığını düşünüyorum. Çünkü herhangi bir öyle bir bilgiyle karşılaşmadım. Ama bu oyuna anlatmadan önce, artlarını eksilerini sizlere aktarmadan önce oldukça ilginç bir deneyimi yaşadığımı söylemem gerekiyor. Buena Vista Games her ne kadar bu oyunu geliştirse de Japonya'daki yayıncısı da Capcom olsa da aslında bu oyun kendi çapında bir Onimusha veya bir Devil May Cry diyebilirim. Ne alaka diyeceksiniz. Öncelikle bu oyun öyle sıradan bir aksiyon platformer vesaire değil. Bayağı beat'em up, hack and slash tadında bir oyun yapmışlar ve eğer filmi izlemediyseniz söylediğim şeyler belki pek size tanıdık gelmeyecektir ama filmin konseptindeki Halloween Town'da ortaya çıkan tehdidi ortadan kaldırmak için sürekli backtracking yaptığımız, aynı haritalarda dolandığımız geniş bir açık dünya diyebileceğim. Hatta Resident Evil ya da Devil May Cry, ki Devil May Cry 3'te daha çok bu hissedilebiliyor ama, veya Onimusha'da olduğu gibi devasa bir harita ve bu devasa haritanın farklı chapter'lara bölünmesi gibi bir işleniş var bu oyunda ve oldukça ilginç. Ben çocukken bu oyunu oynadığım zaman 13-14 yaşlarındaydım. O zamanlar işte liseye giriş sınavına falan hazırlandığımı da çok iyi hatırlıyorum. Hiç tabii anlamamıştım. Şu anki sahip olduğum görüşle durumu, o işleniş, o oyun yönetmenliğini kavrayamamıştım. Gördüğüm gibi de oldukça şaşırdım. Ya bu aslında minik bir Devil May Cry kendi tadında falan dedim. Ama direkt oyunun asıl büyük eksisine bahsedecek olursam, her ne kadar harita ya da işte açık bir dünya desem de, chapter'lara ayrılmış devasa bir harita desem de, istediğimiz zaman istediğimiz yere gidip keşif yapabiliyoruz gibi şeyler olsa da, ne yazık ki oyunun oynanışı ne Onimusha ne de Devil May Cry kadar akıcı değil. Ana karakterimiz Jack Skellington'ın hem kendi versiyonu, hem Santa Claus, yani Noel Baba hali, hem de kendi ünvanı olan Cadılar Bayramı'nın Lord olarak kendisini betimlediğinden Pumpkin King kostümleri var. Bu kostümler arasında değişim yapabiliyoruz ama Noel Baba kostümünde herhangi bir saldırı yok. Aksine canavarları stunlayabildiğiniz bir hediye paketi atıp hediye paketini patlatma ve canavarları, yaratıkları, hayaletleri korkutma gibi bir imkanımız var. Bir stun element yapıyor bu. Pumpkin King ise oldukça kullanması pahalı diyebileceğim, çok fazla mana tüketen ve manayı da dövüşerek çok elde edemediğiniz, para harcayarak, oyun içi para harcayarak elde ettiğiniz bir enerjiye sahip. Ama en güçlü saldırı da bu tipte. Onun dışında Jack Skellington da kendi kolundaki böyle artık slime veya sümüğe benzetebileceğim lastik gibi bir şey kullanıyor. Bu belki Castlevania'daki kamçıya benzetilebilir. Birazcık da Castlevania Lament of Innocence'a benzetebiliriz. Çok derin komboların olmadığı, genelde silahınızı geliştirerek bu komboları açtığınız veya PlayStation 2 kontrolöründe analog tuşlarıyla dairesel hareketler yapıp veya işte yön tuşlarıyla basıp kamçıladığınız bir işleniş söz konusu. Aslında bunu da şu an bu videoyu yaparken fark ettim. Lament of Innocence'a da benzediğini, hatta çok benzediğini buraya iletmek istiyorum. Belki de Lament of Innocence'dan bile etkilenmişlerdir. Diyorum ya, 93 yılında Tim Burton'ın yaptığı bir filmden oyun bu. Filmin oyunu aslında ama filmin devamını konu alan bir oyun. Film hakkında herhangi bir spoiler vermeyeceğim ama Jack'in filmde yaşadığı hisleri bu oyunda görmüyoruz. Yani Jack filmdeki olayları çoktan deneyimlemiş ve bir sonraki Halloween için hazırlık yapıyor gibi bir şey diyebiliriz.
Hikayede bu şekilde başlıyor. Jack Skellington zaten Halloween'in, yani Halloween Town'un, Cadılar Bayramı kasabasının lideri, hatta neredeyse kralı diyebileceğimiz gibi bir karakter. Her sene Halloween için, Cadılar Bayramı için hazırlıklar yapar ve bütün kasabayı da mutlu ettikten sonra bir sonraki sene ne yapsam diye düşünen bir karakter. Ama filmde de diğer bayramları merak eden, diğer tatil günlerini merak eden, işte bu ne olsun, Paskalya olabilir, St. Patrick's Day olabilir, merak eden çok meraklı birisi. Sadece Halloween Town'da sınırlı kalmak istemeyen birisi. Bu da filmin aslında ana hikayesini çok kısa bir özetlemiş oldum sizlere. Filmde tabii ki Jack yine bir sonraki Halloween için hazırlık yapmak için dışarı çıktığında Jack'in en büyük düşmanı olan Oogie Boogie kendisini gösteriyor. Ve Oogie Boogie'nin kendisini göstermesiyle de birlikte Halloween Town'u bir kaos sarıyor. Etraftaki işte bütün iskeletler, zombiler, yaratıklar, yarasalar, iblisler, bilmem neler, her şey ortaya çıkıyor. Ve Jack bir geldiğinde oğlum ne yaptınız lan köye deyip bir kaos ortamıyla karşılaşıyor. Ve her şeyi toparlamaya Oogie Boogie ile de tekrardan karşılaşmak için yola koyuluyor. Tabi bütün bahsettiğim gibi Halloween Town bir kaos içerisinde, neredeyse herkes yakalanmış, tutsak edilmiş vesaire gibi bir durum söz konusu. En beğendiğim kısımlarından bir tanesi bölüm tasarımları ve atmosfer. Gerçekten filmin bütün atmosferini, bütün bölüm tasarımlarını harika bir şekilde yapmışlar. Kusursuz bir şekilde yapmışlar. Gerçekten sanki Tim Burton tasarlamış diyebileceğim şekilde kimi zaman filmde dahi görmediğimiz haritalarda bulunuyoruz. Bir tek beğenmediğim bir harita var ki o da zaten çok kısa, yani 25-30 dakikada bitirilebilecek bir sekans. Böyle bir magmalı, ateşli bir sekans vardı önünde. Bir tek orayı pek beğenmedim ama onun dışında Halloween Town, ne bileyim işte Halloween Town'un dışındaki işte mezarlık haritaları, spiral tepe, her şey ama her şey filme uygun bir şekilde yapılmış, harika bir şekilde tasarlanmış. Ek olarak bir başka büyük artı ise hem bu oyuna özel müzikler hem de filmdeki lisanslı müzikler burada karşımıza çıkıyor. Herhangi bir kombata girdiğimiz zaman neredeyse hep This is Halloween, yani bu filmin asıl müziği çalıyor. Güzel bir fight müziği olmuş. Çok da sıkmıyor aslında. Beraber siz de eğer bu şarkıyı biliyorsanız eşlik ediyorsunuz. Onun dışında filmdeki Serenin müziği gibi, Oogie Boogie'nin müziği gibi ya da işte bu yaramazlık yapan 3 karakter, Locke'un adını hatırlıyorum tek ama onların müziği sürekli onlarla karşılaştığınız zaman da boss fight'ta da çalıyor. İlginç bir oyuna eklenmiş bir gameplay mekaniği ise boss fight'larda boss'a bir hasar verdiğiniz zaman etrafa müzik notalarının saçılması ve müzik notalarını topladığınız zaman sol üstte bir müzik barı, bir müzik kutusu fark edeceksiniz. Bu müzik kutusunu doldurduğunuz zaman da ilginç bir şekilde boss fight'a çok büyük bir hasar veren, %45-%50'ye kadar, 35'ten 50'ye kadar diyelim, bir hasar veren ritim sekansına geçiyorsunuz. Jack o boss'unda çalan müzikle beraber dans ediyor ve bir ritim sekansı başlıyor. Ritim sekansını yapmak zorunda değilsiniz. Yapmazsanız eğer ritim sekansını beceremezseniz de boss'a verdiğiniz hasar gittikçe azalıyor ama full çekerseniz de boss'a verdiğiniz hasar dediğim gibi %50'ye kadar artabiliyor. Ben bu olayı oldukça beğendim. Yani hack and slash ve beat'em up oynanışından sonra oldukça bir böyle bir tat değişimi, bir oyunun akışının, yönetmenliğinin değiştiğini hissettim. Farklı bir oynanış sundu yani bana. Sürekli aynı şeyi yaptığımız neredeyse oyunda. Yani aynı şeyi yaptığımız derken gameplay ve combat mekaniklerini bahsediyorum. Güzel bir dokunuş olmuş bu. Şimdi oyunun en büyük sorunlarından bir tanesi ve asıl kemik sorunlarından bir tanesi, daha önce de dediğim gibi, oyunun combatının çok çeşitli olmaması dedim. Yani bir Devil May Cry, bir Onimusha dahi, Onimusha'da bile o kadar derin bir gameplay olmasa bile en azından silah vesaire değiştirebiliyorduk. Burada kostüm değiştirebiliyoruz ama bu kostümler sadece Pumpkin King hasar yapabiliyor. Ki Pumpkin King'in de hasarı aslında çok büyük bir hasar vermek gibi. Biraz ulti saldırı gibi diyebilirim. O yüzden de asıl Jack'in elindeki bu Soul Rubber adındaki sümüğü ya da kamçıyı kullanmak diyebiliriz. Kamçıyı 3 level'a kadar geliştirdiğimiz zaman toplamda 5 vuruşluk bir combo yapıyoruz. Eğer 1 level'daysa da 1-2 vuruşluk, 3 vuruşluk bir combo yapabiliyoruz. O yüzden olabildiğince eğer bu oyunu oynarsanız Soul Rubber'ı para biriktirip geliştirin diyeceğim. Bu oldukça önemli. En azından oyunda eğlenmeniz açısından da önemli bir etken. Onun dışında kare ve üçgen yine karşımızda, yine her zamanki olduğu gibi. Ama kare kare üçgen, kare üçgen kare gibi bir kombinasyon yok. Onun yerine üçgen düşmanları çekebildiğiniz, düşmanları tutup o düşmanla başka bir düşmana, yani beat a motherfucker, beat another motherfucker tarzında saldırı yapabileceğiniz bir tarz. Ama ilginç bir şekilde diğer oyunlarda pek olmayan bir unsur olarak da üçgen tuşunu basılı tutarsanız üçgen vuruşunuzun tarzı değişiyor. Bu sefer Jack
düşmanı tuttuğu gibi etrafında sallıyor ve bütün düşmanları kendisine çekerek etraftaki herkese büyük bir hasar veriyor. Böyle bir hareket söz konusu. Eğer analog tuşunuzu da sol analog tuşunuzu da 360 derece yani tam bir daire çevirip kareye basarsanız da Jack kendi etrafında dönerek kamçıyla saldırdığı bir hareket yapıyor. Yön tuşlarına bastığınız zaman da kamçıyla düşmanı yakın mesafede bir minik hasar veriyor diyebilirim. Yani aslında belki 7-8 hareketlik bir Jack'in hareket ve combo skalası var. Buna 2 hareketi olan Pumpkin King'i ve tek bir hareketi olan Noel Baba kostümünde eklersek ise yaklaşık belki 10-11 zorlasak bir hareket skalasına sahip Jack. Bu olay bence kısıtlı, çok daha kombolu, işte kare kare üçgen gibi veya en azından Jack'e sol rubber dışında başka bir silah daha verilseydi çok daha tatlı olabilirdi diye düşünüyorum. Çok daha oynanışın çeşitlendiği bir gameplay bu oyuna da çok fazla tat katardı diye düşünüyorum. Ya ben aslında kaydı bitirmiştim ama kaydı bitirdikten sonra çok önemli bir unsuru, çok önemli bir benzetmeyi söylemeyi unuttuğumu fark ettim. Hani dedim ya, Onimusha'ya benziyor dedim, Castlevania Lament of Innocence dedim, Devil May Cry'a benziyor dedim. Devil May Cry'a benziyor ama hangi Devil May Cry'a benziyor? Aslında Jack'in kullandığı bu sol rubber ile düşmanları tutup fırlatma veya düşmanların yere düşürdüğü silahları tutup onlarla hasar verme olayını ben de Devil May Cry 4'teki Nero'ya ve daha birçok oyuncu da Devil May Cry 4'ün ana karakteri olan Nero'ya benzetmişler. Ve gerçekten ilginç bir şekilde, bilmiyorum Devil May Cry'a 4'e en azından bir ilham vermiş midir bu oyun, ama bu oyunun Japonya'da Capcom'un yayınladığını düşünürsek belki Jack Skellington'da minik bir Nero'ya ilham, minik bir Nero dokunuşları da olabilir veya tam tersi. Ama ilginç bir detay, yani bunu keşfettiğim zaman bile oğlum Nero lan bu falan deyip gülmüştüm kendi kendime ve bunu söylemeyi unuttum. Bunu söylemem gerektiğini şey yapıp bir daha bunu araya sıkıştırdım bu arada. Oogie Boogie'yi durdurmaya çalıştığımız zamanlarda oyunun çoğu kısmı Halloween Town'da ve Halloween Town etrafındaki diğer yerlerde geçiyor. Çok da anlatmak istemiyorum spoiler olmasın diye, ama şunu bahsetmek istiyorum. Oyunda Christmas Town'a da gitmemiz gereken bir sekans oluyor. Ve Christmas Town'da benim bu filmde en sevdiğim şarkı olan What's This yerine Jack'in işte Oogie Boogie burayı mahvetmiş, oh no tarzında bir şarkı söylemesi de benim oldukça hoşuma gitti. Christmas Town'u görmek hatta bana PlayStation 1'deki The Grinch oyununu oldukça anımsattı. The Grinch'i de ben çocukken oldukça severdim. Sanırım benim de böyle bir yılbaşını mahvetme, yılbaşını yok etme gibi bir fetişim, bir fantezim varmış. Bunu da şu an istemeden keşfettim ama Grinch'i de izlemediyseniz, Grinch yılbaşında, Nightmare Before Christmas'ı da isterseniz bugün, isterseniz yarın, biraz geç oldu hatta bu ama izleyin diye sizlere aktarmak, önermek istiyorum. Tim Burton'ın en sevdiğim filmidir. Oyun da fena değil ama oldukça eksiklikleri olan, oldukça da ilgi çekici tarafları da olan bir oyun. Belki retro severlerin listesi kabarıktır. Retro listelerine baktıkları zaman çok fazla da bir oyun vardır. Benim düşündüğüm zaman Nightmare Before Christmas'a vereceğim puan çok büyük ihtimalle 6 olurdu. 7'ye doğru giden ama 7'ye pek ulaşamayan bir 6 olurdu ki zaten daha sonra baktığım zaman da Metacritic notu 6.5'muş. Tam da yerinde bir puan olarak düşündüğüm bir değerlendirme yapmışlar aslında. Dediğim gibi oyunun asıl oyuncuyu çeken yeri olan gameplay ve combat mekaniklerinde ciddi bir eksiklik, ciddi bir sığlık olduğunu düşünüyorum. Üzülerek bunu söylüyorum. Ama onun dışında bölüm tasarımları ve bulmacalar oldukça zor. Oyun size gerçekten ne yapmanız gerektiğini söylemiyor. Bu noktada da aynı Devil May Cry 1'deki gibi 3'te de aslında biraz var. Ama 3'te birazcık daha bence oyuncuyu yönlendiriyor oyun nereye gitmesi gerektiğini. Ama 1 gibi oyuncunun ne yapması gerektiğini söylemeyen veya Onimusha gibi şimdi ben ne yapacağım deyip sürekli aynı haritalarda dolandığınız ve normalde 5 dakikada bitecek bir bölümü 25-30 dakikada keşfederek oynadığınız, bitirmeye çalıştığınız bir konsepte sahip. Kimi zaman bu can sıkıcı bir şey olsa da amına koyayım bunu mu yapacaktım ben deseniz de aslında düşündüğünüz zaman bu çok cesurca bir karar. Özellikle bir film oyunu için, böyle bir film için çok cesur bir karar olarak gördüm ben ve etkilendim. Yani bölüm tasarımlarındaki atmosfer, müzik, her şey gerçekten 4 dörtlük, yani 9 falan veririm, yani 8'in aşağısına bile düşmez bölüm tasarımları. Gerçekten filmin o sevdiğiniz atmosferini, o karakterlerini tekrar görüyorsunuz. Orijinal kasta seslendirmişler. Her şey zaten bu tarz şeylerde 4 dörtlük. Ama keşke oynanış da çok daha derin olsaydı. Çok da hikaye zaten filme uygun bir hikaye olduğu için çok da başka bir şey beklememek diye düşünüyorum.
Ama belki de daha da cesur bir karar alıp diğer dünyalara da Jack'in yolculuk yaptığı, diğer tatillere de bayramlara da Jack'in yolculuk yaptığı bir konsept işlenseydi çok daha güzel olabilirdi. Ki bunu biraz 10 yıllık forum yorumlarına baktığımda keşfettim ve insanlar evet ya doğru düşünüyorlar dedim. Bu da işte ne olur? Thanksgiving Day olabilir. St. Patrick's Day ya da Easter Egg Day ya da işte Easter Day vesaire olabilir. Bunlara en azından Jack çok minik de olsa bir iki bölümlük de gitse çok daha ciddi bir çeşitlik yapılabilirdi diye düşünüyorum. Ama bu yapılmasa da Halloween Town'un tasarımı dediğim gibi atmosferi 4-4'lük gameplay biraz sığ kalmış. Onun dışında da bence en azından filmi sevenler veya bu tarz bir oyuna şans vermek isteyenler veya abi ben Nightmare Before Christmas'ı duymuştum ya, izlemedim hiç ama duydum. Olmadı bir oyununa bakayım biraz, sonra filmi de izlerim veya filmi izleyip oyuna bakarım diyenler için güzel bir alternatif olabilir. Efendim belki Halloween için birçok kişi bir korku oyunu vesaire bekliyordu. Aslında korku oyunu olarak da bu yeni konsollara gelmiş olan Remaster Fatal Frame'i ele almak istiyordum. Maiden of Blackwater mı neydi adı? Ama abi oyuna baktım bir yarım saat, bir saat ama hiç tutunamadım, hiç saramadım oyuna. Yaparsam ve yapacaksam da eleştireceğim şeyleri oraya saklayacağım ama yani benim zamanında PlayStation 2'de oynadığım Fatal Frame'lerde götüm atıyordu ama burada abi yani Instagram için fotoğraf çeken bir karakter gibi hissettim kendimi. Tutunamadım ve belki de yanlış zamanda yanlış oyunu oynuyorum diyerek biraz rafa kaldırıp Nightmare Before Christmas'ı tercih ettim. Umarım da sizin en azından eğlendiğiniz veya aa böyle de bir oyun varmış deyip ilginizi çektiğim bir video olmuştur diyorum. Umarım da ilginizi çekmiştir. Efendim bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. You give me strength, you show you care. I cannot fail with you so near. I know I'd be lost without you. We'll stand together now and forever. And I'll tell you this very troubled night. Set things right. It's okay, Sally. Nothing's going to stop me from returning Halloween Town to how it was before.